Ali Süavi. Sual. Bazı kimseler Efgani gibi Ali Süavi'yi de rehber ediniyorlar. Ali Süavi kimdir? Cevap. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında yetişen yazar ve ihtilalciydi. Rüşdiye'de birkaç sene okuyan Süavi, medrese tahsili görmemişti. Sami Paşa'nın Marif Nazırlığı sırasında Bursa Rüşdiyesi'ne muallimi evvel tayin edildi. Ancak ahlaki düşüklüğü dolayısıyla hakkında yapılan şikayetler artınca bir sene sonra Bursa'dan ayrılmak mecburiyetinde kaldı. Sofya'da Ticaret Mahkemesi reisliği, Filibe'de Tahrirat Müdürlüğü de yaptı. 1867 senesinde İstanbul'a dönen Süavi, bir taraftan Şehzade Camii'nde vaazlar veriyor, diğer taraftan Filip Efendi'nin Muhbir adlı gazetesinde yazarlık yapıyordu. Bir süre sonra devlet aleyhinde şiirler yazmaya başladı. Bu durum gazetenin kapatılmasına ve Ali Süavi'nin Kastamonu'da ikamete mecbur edilmesine yol açtı. Kastamonu'dayken Mustafa Fazıl Paşa'nın daveti üzerine kaçıp Paris'e gitti. Paris'te Mustafa Fazıl Paşa ve arkadaşlarıyla yapılan toplantıdan sonra burada alınan karar üzerine Muhbir gazetesini çıkarmak için Londra'ya gitti. Gazetenin daha ilk nüshalarından itibaren kararlaştırılmış hedeflerin dışına çıktığı görüldü. Çok geçmeden gazete kapandı. Londra'da bir İngiliz kızıyla evlenen Ali Süavi, Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesinden sonra İstanbul'a geri döndü. Sultan 2. Abdülhamid Han'ın mabeyn feriki olan Sayit Paşa'nın yardımıyla Galatasaray Sultanisi'ne müdür tayin edildi. Kötü idaresiyle mektebi karıştırması, perişan tavırları ve Türk halkının örf ve adetlerine uymayan davranışları yüzünden kısa zaman sonra bu görevden azledildi. Bu olaydan sonra Abdülhamid Han'a ve idaresine düşman kesilen Ali Süavi, İngilizlerin arzusu üzerine sultanı tahttan indirmeye ve yerini 5. Murad'ı padişah yapmaya karar verdi. İngilizler de gerekli desteği verdi. Gizli olarak çalışmaya başladı. Etrafına topladığı 500 kişiyle 20 Mayıs'ta Çırağan Sarayı'nı basarak 5. Murad'ı dışarı çıkardı. Bu sırada yetişen Beşiktaş muhafızı Hasan Paşa'nın vurduğu bir sopa darbesiyle Ali Süavi olay yerinde öldü. 1878. İngiliz olan karısı Mary, olay gecesi yalıda bulunan belgeleri yaktıktan sonra derhal kendisini bekleyen gemiyle Londra'ya kaçtı. Ali Süavi daima ön safta bulunmak isteyen, övülmeyi seven, yalan söylemekten çekinmeyen ve dostluğuna güvenilmeyen bir kişiliğe sahipti. Onun bu şahsiyetini iyi değerlendiren İngilizler, kendisini istedikleri biçimde yetiştirmişler ve kullanmışlardır. Nitekim o, rejim meselesinde İngiliz parlamenterizmine benzeyen bir meşrutiyet arzusunu daimi olarak dile getiriyordu. Diğer taraftan klasik medrese tahsili bile görmeyen Süavi, belli çevrelerce muhaddis ve hatta müçtehit gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Süavi, dinde reform yapmak gerektiğini, hutbenin her milletin kendi dilinde okunmasını ısrarla savunmuştur. Süavi'nin bu fikirleri daha sonra Efgani adlı başka bir İngiliz ajanı tarafından geliştirilmiştir. Rehber Ansiklopedisi.